Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma. Hoş geldiniz efendim. Şimdi dostlar, İskenderun'da sanayi sitesinde işim vardı derken aklıma bir tane kebapçı geldi. Yıllar yıllar önce sanayi sitesinde sağ olsun sevdiğim bir abimiz bana kebap yedirmişti. Dedim ki buraya kadar gelmişken onun da videosunu yapayım. Derken oranın kapandığını gördüm. Fakat arkamda görmüş olduğunuz meşhur Belenli ciğerci Murat Usta'nın mekanına denk geldim. Ve dedim ki bu lezzetin tadına bakmadan İskenderun'dan ayrılmamalıyım. İzleyicilerimi bu videodan mağdur bırakmamalıyım. O yüzden şimdi ne yaptım? Murat abinin videosunu yaptım. Ne yapıyorsunuz dostlar? Bu videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun efendim. Murat Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı işlerin olsun öncelikle. Sağ olun. Ne var ne yok abi, nasılsın? Hamdolsun abi, çok şükür, şükürler olsun. Allah iyilik versin. Şimdi biz neredeyiz abi, burası neresi? Abi burası İskenderun, SSK hastanesinin yol güzergahı. Otogarın da yol güzergahı. Yani Dunlupınar diyeyim ben size, Dunlupınar'a bağlı. Dunlupınar mahallesinde Dunlupınar bulunan bağlı, evet. Belenli meşhur ciğerci Murat Usta'm abi burası. Aynen abi, burası. Abi şimdi Belen'in normalde tavası meşhurdur. Evet. Sizdeki espri nedir yani? Neden sizdeki Belenli? Belenli her şey yapar abi. Tava da yapar, kıyma da yapar, ciğer de yapar. Yani sadece bu... Hayvan olsun, et olsun yeter diyorsun yani. O konuda... Abi ne etidir bu? Ne etinden kullanıyorsun bu malzemeleri? Tamamı koyun eti abi. Tamamı koyun eti. Evet. Şimdi burada bir şey soracağım. İskenderunlular normalde koyun etini çok sevmez. Doğrudur. Sevenler var ama. Değil mi? Sen o zaman farklı bir kesime hitap ediyorsun. Farklı bir kesim değil. Herkes bütün kesime hitap ediyor. Ya tamam. O ayrı. Danayı seven var, sevmeyen var. Biz koyun eti çalışıyoruz. Çünkü ciğerci olduğumuz için ciğerci olan... Ağırlığın ciğer mi peki? Tabii, buradan ciğer. Bunu mu düşünmem ağırlığın lazım? Ciğer. Şimdi çözü de görüyorum. Çözde nelerin var. Var abi o zaman? Hemen bu soruyu da sorayım sana. Neler var burada? Nasıl yani abi? Ürün olarak nelerin çöz, var? Ciğer, kıyma, başa, ulaşış. Bilmezsin. Izgara çeşitlerinin tamamını sunuyorsun evet, aslında hemen hemen. Yapmıyoruz abi. Tavuk işi yapmıyoruz. Tavuk işini yapanlar yapıyor. Biz tavukla işimiz yok abi. Biz et üzerine çalışıyoruz. Peki şimdi abi, Murat abi. Kaç abi, yıldır bu işin içindeyiz? Abi biz bu işin içerisinde iş yeri kurmakla 7. yılımız. Ama tabii bizim yetişme çağımızdan 16 yaşından beri başlayamamış. Yaş kaç o bu zaman? Hemen bu soruyu soralım. Yaş 39 abi. 39. Yani 23 yıldır aynen, bu işin içindesin. Evet. Oh, eline koluna sağlık. Abi şimdi koyun etinden yapıyorum dedim. İskenderunlular aslında böyle kuyruk yağını da çok sevmezler. Sen sevenler neyden... var, sevmeyenler var. Aynen. Çıkarttıranlar da var. Bol bol İskender de var. Şöyle yiyecek şimdi Ahmet. Şimdi o zaman kebabın içinde ne var abi? Adana'nın içinde, kıymanın içinde. Adana içerisinde sadece kırmızı kapya biber, tuz. Başka hiçbir şey yok. Pul biber ben kullanmıyorum. Pul biber kurutuyor, bozuyor. Anladım. Yani beklemeye gelmez bunlar. Tamam. Şimdi kuyruk yağı da koymuyorsun içine. Kuyruk yağı kendi yağıyla. Tamam. Kendi normal yağıyla. Şeyin doğal. Doğal yağ var. Hayvanın kendi etinin kendi yağı var yani. Tamam. Güzel. Şimdi çözü bilerek harlandırıyorsun herhalde. Çöz biraz geç pişiyor. Evet. O geç pişer. Doğru diyorsun. Ama ağzının tadını bilenler yer değil mi? Öyle tabii düşünebiliriz. Şimdi Murat Usta maşallah 5 dakikada Beşiktaş hemen yemeği hazırlıyorsun bize. Şimdi o zaman şunu soracağım. Kaçla kaç arası hizmet veriyorsun abi burada? Abi sabah 7, akşam 7. Sabah 7, akşam 7. Evet. Haftanın her garanti bulunduğu saatler yani açılır yani. Tamam. Haftanın her günü açık mısın her peki abi? Her gün pazar kapalı abi. Pazar günleri hariç? Pazar günleri istirahat abi. İstirahat tabii, o da senin dinlenmek de hakkın. Ciğerlerimiz böyle sulu sulu kalsın abi. Kıymalarımız da tamam. Ben kıymayı fazla pişirmeyi sevmem. Aynen. Islak kuru kuru şey olmayacak, olmayacak abi. Sulu olacak sulu. Yani doğal halinde. Şey de öyle abi. Kuşbaşı da sulu aynen sulu olsun. Ama kişiden kişiye değişiyor onlar. Yaktıran da var. Doğrudur. Biz Adanalıyız baba. Biz Adanalıyız. Şimdi ekmekleri de böyle ısıtıyorsun. Senin ekmeğin de farklı. Evet, mayalı olacak abi. Tavuk ekmeği mayalı olacak. Mayalı, bir de içine de özel şey sos sürüyorsun böyle. Abi pul biber. Sade pul biber. Yağ. Pul biber ve yağ. Başka hiçbir şey. Bu zaten tabii sizin buraya İskenderun'a özgü ya. Tabii. İskenderun'a özgü. Vallahi dostlar. Abi bize bu Antakya'dan gelen bir kültür. Değil mi? Aslında yani, Antakya'nın yani kültürü. Aynen öyle. Doğrusu konuşmak gerekirse Antakya'dan gelen bir kültür. Antakya'dan kaptırılmış bir kültür yani. Bu normalde eski kebapçıdan İskenderun'da ekmeği beyaz verirlerdi. Daha sonra döner falan biraz moda olunca salçalı soslu ekmek. Evet. Kebaba da gittiler abi.
Ama güzel, iyi bir şey yani, güzel bir tercih. Normalde abi saat ekmek olsa daha iyi olur, bana kalırsın. Ya işte Adana'da böyle vermez. Adana'da etin yağıyla ekmeği yağlarlar. Ben de adamlardan kendim ayırdığım bir nokta şudur. Şunu yapmayı sevmiyorum. Kebapçı olarak. Ben bu eti kendi su haline çeksem lezzeti etin üzerine kalacak. Ama bunu bastırırsam ne olur? Bütün lezzet ekmek alıyor. Kaybolup gidiyor. Esas lezzeti bunun kendi yağında böyle çekip yemek. İçinde yani kalsın diyorsun. Kurutuyorsun ya kıymayı. Yani. Anladım. Daha fazla kurutuyorsun. Ekmeğe basmak bence kebapçı olarak benim mantığıma sanıyor. Al, doğrudur. Ocak patlamayacak, yağacak. Abi yapacak bir şey yok. Bastırdıkça o kebabın tadını kaçırırsın. O kıyma tadı gider. Cos diye. Alacak, aklını alacak. Gidecek diyorsun yani. Evet, dürümler hazır. Bunlar müşterinin istihbaratı. Şimdi bizim yemekleri çekecek Murat abi. Ekmekler kızarmış mı, normal mi? Abi standartın neyse olsun. Tamam, kızarmış yani. Sanki daha güzel olur. Başlıyoruz. Abi peki insanlar burada seni niye tercih etmeli? Abi biz niye etmeli? Şunu söyleyeyim. Sağlıklarına zarar gelecek hiçbir malzeme kullanmıyoruz. İspat edemezler yani. Kimse ispat edemez. Sağlıksız malzeme kullanmıyoruz. Sağlıklarına zarar gelecek hiçbir malzeme kullanmıyoruz. İspat edemez kimse. Çünkü İskenderun'la çeşitli yapıyoruz. Her şey İskenderun'da. Yani garanti vermiyoruz. Süper. Etlerimiz taze günlük. Belirli bir kasabım var herhalde. Belirli kasabım var ama kasaplığını ben yapıyorum. Etlerimi ben kendim açıyorum. Tamam. Ha sen seklen mi alıyorsun? Ben yani but alıyorsun. But alıyorum. Benim kasaptan 2 kilo kıyma, 2 kilo kuşbaşı siparişim var. Anladım. But alıyorsun. Günlük alıyorsun herhalde. Günlük but alıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz her şeyini. Çok güzel. Bir de şimdi İskenderun'da bazı Adana kebaplarına hani dana artı böyle maydanoz falan da giriyorlar. Beyti gibi oluyor abi, aslında. Kebap bana kalırsa kuyruğum olur. Danadan kebap olmaz. İşte buradaki tabii farklı bir kültür. Bir şey diyemiyoruz. Yok. Her kültüre göre de lezzetler değişiyor maalesef. Yalnız danadan kebap olmaz abi. Danadan kebap olmaz tabii. Et dönür olur, yaprak et dönür olur. Aynen öyle. Kebap olmaz abi. O zaman hadi biz bu harika lezzetlerin tadına bakmaya geçelim dostlar. Murat Usta'm eline koluna sağlık. Afiyet olsun abi. Şimdi abi ciğerimiz koyun ve erkek dedik. Erkek olacak abi. Değil katiyen mi? Katiyen dişi ciğer olmaz. Kuzu ciğer bu. Kuzu ciğer yani koyun ciğeri değil. Koyun ciğeri daha büyük olur, biraz daha büyük olur. Tamam. Yani kuzu. Alabildiğiniz kadar yani bir şey yapacaksanız. Ciğer küçük olacak yani. Tabii tikesi küçük olacak. Aynen. Kuru mu olmayacak. Sulu sulu olacak. Sulu sulu olacak. O kişiden kişiye değişir ama hakkı sulu olmasın. Haklı sorması. Kuşbaşı da aynı şekilde koyun etidir. Bunun tikesi biraz daha büyük. Tabii. Kuşbaşı biraz daha hazım vermesi için. Yani çok küçük olduğunda kuşbaşı etin tadını tam alamaz. Pamuk? Aynen. Ve hiçbir sos mos yapmamıza gerek yok. Koyun budunu belirli yerlerden kullandığın zaman hani eti bekletmek falan. O zaman şimdi bir şey diyeyim mi? Sen değil. Sen sanki şeyi de sağlamışsın burada. Şöyle abi, soğumasın. Doğallık nasıl bir şey biliyor musun? Yani şimdi bazı arkadaşlar kuşbaşını sobaya yatırır, farklı şeyler yapar. Öyle bir şey yok abi. Doğal olacak. Şimdi onu diyeceğim. Sen artık tecrübeni konuşturarak aynen sanki etin yumuşak yerleri Tabii yumuşak yerleri. Flotası. Neresi vesairesi gibi. Sırt, flota, butun güllesi, yumuşak tarafında. Şimdi şunu merak ediyorum. Bunu dostlar kendinden yağlı, kuyruk yağı yok ama koyun eti. Normalde tamam. İskenderunlular, Antakyalılar, evet, dana eti ağırlıklı yerler. Şimdi bunu merak ediyorum. Bizim Adana'yla farklı. Yani kuyruk yağı kullanmamamızın sebebi dana eti kullanmamamız. Kendinin yağı var üzerinde. Dana eti kullanırsan daha kuru olur. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yani doğallık yani, var abi. Bir Adanalı olarak evet kuyruk yağının olmasını isterdim içinde. Tamam ama doğallık tamamen var. Tamamen hissediyorum ama evet et tadı et alıyorsun. Alıyorsun. Heh, et tadı alıyorsun. Yani. Et tadı alıyorsun. Aynen öyle. Abi şimdi peki... Abi hoş geldiniz. Bu menümüzün adı nedir? Karışık menü abi. Bu karışık menü. Bir porsiyon mudur? İki porsiyon. Kaç kişilik? Üç kişilik mi? Nedir bu abi? Bu tamam abi. Bunun... üç kişi yiyebilir. Ortalama. Bir, iki, üç diyelim abi. Tamam. İki buçuk, üç kişi. Şimdi normalde... ben ciğer istemiş olsaydım. Servis. 8 şiş kuzu ciğeri gelir. 8 şiş kuzu ciğeri geliyor. 2 şiş kıyma gelir. Serviste kuşbaşı gelir. Anladım. Dürümde teke düşürüyorsun tabii, ya da ikiye. Tabii aynen. Yarım yarım düşüyor. Aynen. Ortalama gramajın 120-110 gram abi, mı o zaman? Ortalama gramajın 140 gram. Hayır, serviste değil.
dürümde. Serviste 71-70-75 gram. 70-75 gram. Serviste iki katına çıkıyor. 140-150 gram arası değişiyor. 150 olmaz da 140 garanti. Anladım. Şimdi o zaman sana şu soruyu soracağım abi. Bu kıymetli el emeklerinin fiyatı nedir abi? Abi şu an bizim fiyatımız gerçekten yani çok cazip bir fiyat. Kuzu ciğerine 15 lira veriyoruz dürümde. Gerçi 75-80 gram ama şöyle de bir şey var. 100 lira oldu mu? 100 lira oldu abi. Şu an 100 lira. Sap ocağı geçti 100 lira oldu. Yani şu an ciğeri yapanlar, şu an benim duyanlar biliyordur. Yani şu an ciğerci derse mecburen yapıyorlar. Yok doğru. Satmayı bırakan var ya, pahalı oldu deyip, evet. Ciğer pahalandı deyip satmayı aynen. Bırakan ama var. Ama şöyle bir şey var, yani Allah kanaat ediyoruz yani, işin gerçeğini konuşmak gerekirse. Allah kanaat ediyoruz. Allah yardımcınız olsun abi. Ama çok şükür yani müşterilerimiz devamlı olduğu için, biz ayakta tutuyorlar yani. Ekmek yiyoruz, ekmek yemiyorsak yemem olacak. Maşallah, başkalarına tavsiye ediyorsunuz lan bu işi. Bu işi bilenler yapsın ama bilmeyenler yapmasın. Bilenler yapsın bu işi. Bu işi bilenleri kasaplar sevmez abi. Etini iyi yerini alıyorsunuz diye mi? Aynen. Peki sen de öyle misin? Abi ben çok kasap değiştirdim İskenderun'da. Çok kasap değiştirdim. En son çözüm abi yani olmayacağını anlamadım. Butu kendini almaya butu, başladın değil mi? Şahıyla evet kendimiz almaya başladık. Kendimizi harcamaya başladık. Daha güvenli oluyor. Şimdi sen bana güveniyorsun. Ben sana güveniyorum ama evet, evet. Bana güvenen günde 250 kişi var. Yemek yiyor benden. Maşallah. Ben bir kişiye güveniyorum. 250 kişi bana güveniyor. Maşallah. Olmaz yani bu. Olmuyor yani. Şimdi salataya da geleceğim abi. Salatayı taze taze yapıyorsun evet, zaten. Evet, bizim salatamız kebap salatası, tabla salatası. İçinde evet bizde ekstra sende şey var. Marul var. Marul evet. Bizde marul normal. Yerine ağırlıklı evet. Maydanoz oluyor. Evet, siz pek soğan yemeyecektiniz. Yani normalde biz domatesli salata yapıyoruz. Bu ortaya. Ama bu şimdi evet. Servis istemiş olsaydım yanında gelecekti. Yardım, doğru mu? Tabii. Pişmiş soğan, biber de gelecek. Biber, limon, bir de pişmiş domates. Tamam, servisinin fiyatı ne kadar abi? Servis fiyatı 30 lira abi. 30 lira ama 140-130 gram et var evet, içinde. Evet abi. Aslında fiyatların makul yani. Makul, evet, fiyatlarımız makul. Özellikle şu içinde bulunduğumuz ekonomik kriz zamanında. Yani şimdi herkesin hali aynı şekilde. Herkesin şu an sıkıntısı aynı. Evet. Yani ortak bir sıkıntı, ortak bir... Vallahi. Olduğu için hiç yapmıyoruz. Aferin olsun abi. Eline koluna sağlık Murat abi. İşin gerçeği doğallığı vermeye çalışıyoruz yani. Yo yo gayet başarılı. Yani hakikaten Belenli olduğun, yani Belenlilerin de etten, hayvandan anladığı, koyundan anladığı belli oluyor. Diyecek söz bulamıyorum. Sadece diyeceğim şöyle bir şey var. Herkesi İskenderun'a yoluna düşenleri buraya bekliyoruz o ya zaman belki yani. Belki şunu söyleyeyim ben yani yemeğimizle ilgili ne diyecek olursanız tek kısaca örnek veriyorum işte. Sağlıklarını riske atacak hiçbir malzeme yok abi. Süper. Buna yemeğimi kötü diyebilirler, vermeyebilirler, eşki diyebilirler, acı diyebilirler, her şey diyebilirler. Ama katiyen ve katiyen sağlıklarını bozacak hiçbir malzeme kullanmıyor. Şimdi eleştiri demeyeyim de, evet. Üçünün de tadına baktım. Evet. Şunu söyleyeceğim, ciğerin 10 numara. Ben kolay kolay ciğer sevmem. Evet. Yersem bol kimyonlu dürüm yerim. Sade kolay kolay abi yemem şimdi... ama çok güzel. Ciğer okey. Evet. Ciğer okey. Kuşbaşına zaten diyecek laf bulamıyorum. Sulu sulu damakta aynen. Dağılıyor. Aynen. Adana kebabını Adana'yla kıyaslamayacağım. Ben Adana, ama sanki Adana tuzu yapamam. Tuzu biraz böyle. Ben Adana kebabını yapamam. Adamlar yapar. Ya biz kıyma bizim. Doğru. Kıyma diyeyim o zaman. Kıyma. Tuzu bir tık böyle az olsa sanki daha güzel olur diyeceğim ama doğru. O da şeydir normal. İşte atarken hani el yordamıyla abi, atıyorsun gramajla Hatay, atmıyorsun yani. Hatay İskenderunlar acı, tuz, eşki bizim. Ya sen aslında müşteriye oynuyorsun sen. Müşteri oynuyoruz abi. Sen müşteriye yani oynuyorsun ya. Tuz verdiği zaman adam abi de tuz atacak. Tutacağız yani. Tamam rahatsız edici değil. Evet. Allah var rahatsız edici değil. Ama tuz olanı var. Ve dostlar, kaya tuzu kullanıyoruz. Heh, belki de ondan. Kaya tuzu kullandığımız için olabilir. Tam almıştım. Şimdi. Normal tuz değil. Bu zaten belli yani et tadını almak isteyen adam gelip bunu yiyecek. Evet. Gerçekten çok başarılı. Murat abi eline koluna sağlık. Afiyet olsun abicim. İzleyicilerimize son söylemek istediğin bir şey var mı? Abi işte her şey ortada. Gelsinler, yesinler. Her zaman bekleriz. Parası olmadan gelsin, parası olmadan gelsin. Hiç süper. Problem değil. Her zaman kapımız açık. Mükemmel. Her zaman. Çok çok güzel, çok bizi güzel bir şey söyledin zaten. Bizi bilenler zaten bilir. Kapımıza kim gelirse tanıdık, döneriz. Kim olursa olsun.
esnaflık burada. Güler yüz burada. Yılların deneyimi de burada. Lezzet de burada. Allah hepsi Allah. Nerede? Hepsinden var YouTube kanalında dostlar. Ve Murat abimin elinin lezzetinde İskenderun'da. Herkesi buraya ciğerci Murat Usta'ya bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz dostlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.